Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Interessierst du dich für? Evet, anlaşılacağı üzere arkadaşlar, falanca alanda, falanca konuyla ilgili ilgin var mı anlamına gelen bir sorunun karşılığını bulmaya çalışacağız. Çeşitli alternatiflerle bu durumu, bu soruyu cevaplamaya çalışacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Öncelikle arkadaşlar, bu yapıya baktığımızda, bu soru yapısına baktığımızda sich interessieren'i görüyoruz. Bakın, bu demek ki refleksiflik gerektiren bir fiil. İle ilgili olmak derken, bir şeyle ilgili olmak derken sich interessieren ve preposition olarak da für kullanılması gerekiyor. Bir şey ile ilgili olmak demek ki sich interessieren für şeklinde mastarda değerlendirilmeli. Şimdi literatur, edebiyat demek arkadaşlar. Interessierst du dich für literatur? Yani ne demek istiyor bu soru? Edebiyat ile ilgili misin? Değil mi? Interessierst du dich für literatur? Şimdi arkadaşlar, burada bir artı var, iki artı var. Bir eksi, iki de eksi var. Bu ne anlama geliyor? Bir artıdan kasıt, evet ilgiliyim. İki artı olduğunda, evet oldukça ilgiliyim. Eksi olduğunda ilgili değilim. İki eksi olduğunda hiç mi hiç alakam yok, hiç ilgim yok anlamına gelmiş oluyor. Şimdi bu yapıları bir görelim. Daha önceden tabi olumlu olumsuz şekilde ne yapmayı, cevaplamayı öğrenmiştik. Ancak burada daha böyle bir pekiştirerek anlatıyor olacağız bu durumu. Şimdi interessierst du dich für Literatur, edebiyatla ilgili misin derken, evet edebiyatla ilgiliyim diyelim. Ne diyeceğiz o zaman? Ja, ich interessiere mich für Literatur. Yani evet edebiyatla ilgiliyim. Zaten olağan bir cümle olduğunu görüyorsunuz değil mi? Normal, her şey yerli yerinde duruyor. Sich interessieren ne olmuş? İşe göre mich. Dolayısıyla ich interessiere mich für, değil mi? Edebiyatla ilgiliyim. Evet, edebiyatla ilgiliyim derken ja, ich interessiere mich für Literatur. Bakın şimdi burada iki artı var. Dolayısıyla oldukça ilgiliyim, değil mi? Baya baya bir ilgiliyim diyecek olursak, bakın bu sefer ne olacak? Ja, ich interessiere mich sehr für Literatur. Demek ki buradaki sehr, evet, çok, değil mi? Oldukça edebiyatta ilgiliyim anlamı doğmuş oluyor. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? İlk cümleye göre daha bir anlam katmış oluyor ve daha bir ilgili alakalı olduğumuzu nasıl belirtmiş oluyoruz? Sehr kullanarak, değil mi? Bu kelimeyi kullanaraktan altını çizmiş oluyoruz. Olumsuz bir şekilde yanıtlayacak olsak ne olur? Interessierst du dich für Literatur? Hayır, edebiyatla ilgili değilim. Nein, ich interessiere mich nicht für Literatur. Evet, ne olmuş arkadaşlar? Hayır, edebiyatla ilgiliyim değilim derken, bakın buradaki sich'ten hemen sonra ne olmuş? Nicht olmuş, değil mi? Dolayısıyla ich interessiere mich nicht für Literatur. Hayır, edebiyatla ilgili değilim demiş oluyoruz. Şimdi iki eksi şeklinde olacak olursa ne olacak arkadaşlar? Hayır, edebiyatla hiç mi hiç, değil mi, ilgili değilim, hiç yanından geçmiyorum diyecek olsam ne derim? Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Literatur. Bakın, überhaupt nicht, hiç mi hiç anlamı doğmuş oluyor. Dolayısıyla hiç alakam yok, hiç ilgili değilim derken iki eksi yerine demek ki ne yapmış oluyorum? Überhaupt nicht ile bunu vurgulamış oluyorum ve edebiyatla hiç mi hiç alakam yok, değil mi, hiç ilgilenmiyorum diyecek olursam ne derim? Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Literatur demiş oluruz. Tabi edebiyat güzel bir şey, bence ilgili olmak lazım, öyle değil mi? Sonraki soruya bakalım. Ne diyor? Interessierst, bakın burada yanlışlıkla esi koymayı unutmuşum. Şöyle bir düzeltelim. Interessierst du dich für Sport? Evet, Sport neydi arkadaşlar? Adı üstünde zaten, spor. Sporla ilgili misin diyecek olursak ja, ich interessiere mich für Sport. Evet,
sporla ilgiliyim değil mi? Bu yapıyı görmüşük zaten değil mi? Evet, sporla ilgiliyim derken ya ich interessiere mich für Sport diyorum. Oldukça bir ilgim varsa değil mi? Baya baya bir ilgim varsa bunu iki artı ile gösteriyoruz. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Ya ich interessiere mich sehr für Sport. Evet, sporla baya baya bir ilgiliyim derken demek ki ya ich interessiere mich sehr für Sport demiş oluruz değil mi? Hayır, sporla ilgili değilim derken nein, ich interessiere mich nicht für Sport denildiğinde hayır, sporla ilgim yok değil mi? Hiç ilgim yok derken nein, ich interessiere mich nicht für Sport demiş oluruz. Hiç mi hiç bu uzaktan yakından alakam yok, hiç semtine bile uğramam diyecek olsaydık ne deriz o zaman? Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Sport. Hiç mi hiç alakam yok sporla demiş oluruz. Ne, hangi kalıbı kullanaraktan arkadaşlar? Überhaupt nicht kalıbını kullanaraktan ne yapmış oluruz? Onun altını çizmiş oluruz ve deriz ki hayır, sporla uzaktan yakından hiç mi hiç alakam yok dediğimizde demek ki bu yapıyı kullanmış oluruz ki bu talihsizlik olur. Çünkü spor yapmak da çok güzel bir şey. Öyle değil mi? Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Interessierst du dich für Literatur? Interessierst du dich für Literatur? Ja, ich interessiere mich für Literatur. Ja, ich interessiere mich für Literatur. Ja, ich interessiere mich sehr für Literatur. Ja, ich interessiere mich sehr für Literatur. Nein, ich interessiere mich nicht für Literatur. Nein, ich interessiere mich nicht für Literatur. Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Literatur. Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Literatur. Interessierst du dich für Sport? Interessierst du dich für Sport? Ja, ich interessiere mich für Sport. Ja, ich interessiere mich für Sport. Ja, ich interessiere mich sehr für Sport. Ja, ich interessiere mich sehr für Sport. Nein, ich interessiere mich nicht für Sport. Nein, ich interessiere mich nicht für Sport. Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Sport. Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Sport. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Interessierst du dich für Geschichte? Evet, bu soruya baktığımızda evet, interessierst du dich für Geschichte? Geschichte arkadaşlar iki anlamı var. Birisi tarih, diğeri de hikaye anlamında. Dolayısıyla buradakinin anlamı tarihi ile ilgili misin sorusu değil mi? Interessierst du dich für Geschichte? Evet, tarihle ilgiliyim diyecek olursam ne oluyor? Ne yapacakmışım demek ki? Tek bir artı şeklinde yorumlayacak olursam ya ich interessiere mich für Geschichte. Yani evet, tarih ile ilgiliyim değil mi? Şöyle de diyebilirdik. Biraz belki kulağa devrik gibi gelebilir ama yanlış da olmazdı. Ya für Geschichte interessiere ich mich. Bakın bu da gayet olabilecek bir cümle. Für Geschichte, bakın orada tarihin altını çizmiş oluyorum. Tarihle ilgiliyim dediğimde demek ki ya für Geschichte interessiere ich mich de diyebilirim. Yeter ki ikinci pozisyonda ne olsun? Eylemimiz olsun. Öyle değil mi? Evet, çok çok ilgiliyim diyecek olursam ne yapacakmışım demek ki? Sehr kalıbını kullanacağım. Öyle değil mi? Bunu da neyle göstermiştik? İki artı ile göstermiştik. Dolayısıyla ya ich interessiere mich sehr für Geschichte. Demek ki tarihiyle çok çok ilgiliyim diyecek olursak demek ki ne diyecekmişiz? Ya ich interessiere mich sehr für Geschichte diyecekmişiz. Şöyle de diyebilirdim. Für Geschichte interessiere ich mich sehr. Bu da doğru olurdu arkadaşlar. Für Geschichte
interessiere ich mich sehr da diyebilirdik. Sonrakine bakalım arkadaşlar. Burada şimdi interessierst du dich für Geschichte, tarihle ilgili misin sorusunu olumsuz bir şekilde hayır, tarihle ilgili değilim. Bunu en yalın haliyle söyleyecek olursak ne yaparız? Nicht'i kullanırız, öyle değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğim? Nein, ich interessiere mich nicht für Geschichte. Hayır, tarihle ilgili değilim derken Nein, ich interessiere mich nicht für Geschichte. Şöyle de diyebilirdim arkadaşlar. Für Geschichte interessiere ich mich nicht. Demek ki Nein, für Geschichte interessiere ich mich nicht. Bu da gene bir varyasyon. Bu da olabilecek bir şey değil mi? İki eksiyle göstermiş olduğumuz hiç mi hiç alakam yok diyecek olursak tarihle, değil mi? Ne diyeceğiz o zaman? Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Geschichte. Demek ki überhaupt nicht hiç mi hiç anlamına gelmiş oluyor. Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Geschichte cümlesi. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Interessierst du dich für Kunst? Evet, Kunst neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Dersler konusunda izlemiş olan arkadaşlar belki hatırlayacaktır. Evet, Geschichte, onu da gene dersler kapsamında görmüştük. Kunst neydi acaba? Kunst, sanat demek arkadaşlar. Sanat dersi aslında resim ve el işi diye geçiyor ya Türkiye'de, değil mi? Resim dersi diye geçiyor. Almanca'da da bu sanat dersi diye geçiyor. Dolayısıyla interessierst du dich für Kunst, yani bu tek başına ders olarak değil sanatla ilgili misin anlamı da doğuyor. Dolayısıyla interessierst du dich für Kunst, evet, sanatla ilgili misin? Evet diyelim, ne diyeceğiz o zaman? Ja, ich interessiere mich für Kunst. Değil mi? Ne demiş oluyoruz? Evet, sanatla ilgiliyim dediğimde en yalın haliyle ne yapacakmışım demek ki? Ja, ich interessiere mich für Kunst diyecekmişim. İki artıyla verildiğinde, evet, sanatla çok çok ilgiliyim dediğimde ne diyecekmişim demek ki? Ja, ich interessiere mich sehr für Kunst. Değil mi? Çok çok ilgiliyim dediğimde ya ich interessiere mich sehr für Kunst. Şöyle de diyebilirdik. Für Kunst interessiere ich mich, ya da für Kunst interessiere ich mich sehr. Öyle değil mi? Bu iki cümleyi demek ki bu şekilde de yorumlayabilirmişiz. Tek bir eksiyle gösterilen ne olacak? Bu hayır ile, değil mi? Interessierst du dich für Kunst? Sanatla ilgili misin? Hayır, sanatla ilgili değilim. Ne diyeceğim o zaman? Nein, ich interessiere mich nicht für Kunst. Demek ki ne demekmiş bu? Hayır, sanatla ilgili değilim dediğimde demek ki Nein, ich interessiere mich nicht für Kunst. Ya da şöyle de diyebilirdik arkadaşlar. Für Kunst interessiere ich mich nicht. Öyle değil mi? Für Kunst interessiere ich mich nicht. Demek ki bu yapıyı o şekilde de kullanabilirmişiz. İki eksiyle gösterdiğime bir bakalım. Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Kunst. Hiç mi hiç sanatla ilgili değilim demek ki. Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Kunst. Şöyle de diyebilirdik. Für Kunst interessiere ich mich überhaupt nicht demiş oluruz. Tabi gerek tarih gerekse sanat, bunlar çok çok önemli. Dolayısıyla ilgilenelim bunlarla arkadaşlar. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Interessierst du dich für Geschichte? Interessierst du dich für Geschichte? Ja, ich interessiere mich für Geschichte. Ja, ich interessiere mich für Geschichte. Ja, ich interessiere mich sehr für Geschichte. Ja, ich interessiere mich sehr für Geschichte. Nein, ich interessiere mich nicht für Geschichte. Nein, ich interessiere mich nicht für Geschichte. Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Geschichte. Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Geschichte. Interessierst du dich für Kunst? Interessierst du dich für Kunst? Ja,
ich interessiere mich für Kunst. Ja, ich interessiere mich für Kunst. Ja, ich interessiere mich sehr für Kunst. Ja, ich interessiere mich sehr für Kunst. Nein, ich interessiere mich nicht für Kunst. Nein, ich interessiere mich nicht für Kunst. Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Kunst. Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Kunst. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Interessierst du dich für Musik? Anlaşılacağı üzere ne diyor bu soru cümlesi bize? Müzikle ilgili misin, değil mi? Interessierst du dich für Musik? Bakıyoruz tabi alternatif cevapları verdik arkadaşlar. Burada her bir branch için bu şeyleri, bu yapıları pekiştirmek adına, hani benim kişisel olarak bakmadığım, benim tamamen objektif olarak hani örnek olsun diye kurmuş olduğum cümleler. Şimdi 2 artıyla verildiğine göre ne demek? Sehr, değil mi? Oldukça fazla. Ne yapacağım? Sehr diyeceğim. Dolayısıyla ya ich interessiere mich sehr für Musik dediğimde müzikle çok çok ilgiliyim anlamına geliyor, değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğim? Ya ich interessiere mich sehr für Musik. Şöyle de diyebilirdim. Für Musik interessiere ich mich sehr. Bu da doğru olurdu, öyle değil mi? Sonraki örneğe bakalım. Interessierst du dich für Mode? Evet, anlaşılacağı üzere ne demek bu? Moda, öyle değil mi? Moda ile ilgili misin derken demek ki ne diyecekmişiz? Interessierst du dich für Mode? Evet, moda ile ilgili misin? Şimdi iki eksi verildiğine göre bu hiç mi hiç moda ile alakam yok diyecek olursak ne deriz? Ona bakalım. Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Mode. Hiç mi hiç moda ile ilgili değilim diyor cümle, değil mi? Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Mode. Şöyle de diyebilirdik. Für Mode interessiere ich mich überhaupt nicht. Değil mi? Hiç mi hiç ilgili değilim modayla demiş olurduk. Sonraki örneğimize bakalım. Interessierst du dich für Autos? Evet, arabalarla ilgili misin, değil mi? Für Autos. Evet, iki artı düzeltiyorum. Tek bir artı var. Dolayısıyla olağan bir cümle, değil mi? Evet, arabalarla ilgiliyim. Ne diyeceğiz? Ja, ich interessiere mich für Autos. Şöyle de diyebilirdik. Ja, für Autos interessiere ich mich. Bu da pekala olurdu, değil mi? Interessierst du dich für Fußball? Evet, futbolla ilgili misin? Evet, örnek onu gerektiriyor. Tek bir eksi. Hayır, futbolla ilgili değilim denecek olsa ne olur? Nein, ich interessiere mich nicht für Fußball. Demek ki hayır, futbolla ilgili değilim. Bunu buraya getirseydik de olurdu şu für Fußball yapısını. O zaman ne olacaktı? Nein, für Fußball interessiere ich mich nicht diyecektik, değil mi? Ve son örneğe baktığımızda arkadaşlar, interessierst du dich für Kultur? Evet, kültürle ilgili misin, değil mi? Kultur, demek ki kültür, değil mi? 2 artı, dolayısıyla çok çok ilgiliyim kültürle diyecek olursak ne diyecekmişiz? Ja, ich interessiere mich sehr für Kultur. Ja da ne diyebilirdik? Ja, für Kultur interessiere ich mich sehr demiş olurduk, değil mi arkadaşlar? Tabii gerek müzik, gerek moda, gerek araba, futbol, kültür. Evet, bunlar tabii moda bilemiyorum ama bunlar tabii ilgili olmamız gereken, değil mi? Genel itibariyle baktığımızda birçok branşlar hakkında bilgi sahibi olmak bence çok çok önemli. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Interessierst du dich für Musik? Interessierst du dich für Musik? Ja, ich interessiere mich sehr für Musik. Ja, ich interessiere mich sehr für Musik. Interessierst du dich für Mode? Interessierst du dich für Mode? Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Mode. Nein, ich interessiere mich überhaupt nicht für Mode. Interessierst du dich für Autos?
Interessierst du dich für Autos? Ja, ich interessiere mich für Autos. Ja, ich interessiere mich für Autos. Interessierst du dich für Fußball? Interessierst du dich für Fußball? Nein, ich interessiere mich nicht für Fußball. Nein, ich interessiere mich nicht für Fußball. Interessierst du dich für Kultur? Interessierst du dich für Kultur? Ja, ich interessiere mich sehr für Kultur. Ja, ich interessiere mich sehr für Kultur. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde interessierst du dich für sorusunu çeşitli neylerle, çeşitli branşlarla görmüş olduk. Alternatif ne yapmış olduk? Cevaplar vermiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.